Oo, polisimiz çalışıyor ama. Memur hanım günaydın. Günaydın. Ya nasılsınız? Ceyhun'la birlikte geceden beri buralarda dolanıyorsunuz. Hayırdır, bir şey mi var? Flash haber var da bizim televizyonlar mı göstermiyor? Yok Hayati Bey, işte çok yoğunuz son zamanlarda. Geceleri de çalışıyoruz. Ben işte Ceyhun'a uğruyorum öyle yani. Ha, ben de Nevizadeler geldi de beni şikayet etti zannetmiştim. Ya bunlar hakkımda hırsız diye laf çıkarttılar. Asıl kendisi hırsız bunların. Dedeleri hırsız. Dayıları diyecektiniz herhalde. Dayıları mı dediniz? Neden dayıları dedin? O da nereden çıktı ya? Siz ne... Bunlar dayılar da ne zamandır ortalıkta görünmüyor ha. Aa, Allah Allah. Neden dayılar dedi ki bu şimdi? Aa, ben de sürekli böyle kendi kendime konuşuyorum. Ha. Kendi kendine konuşana deli derler Hayati. Hayati. Yok. Kandemir değil. Günaydın Şeriban teyzeciğim, nasılsın? İyiyiz kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ceyhun uyanmadın mı hala? Cık, uyandı, seni sordu ya. Esra diye deyip duruyor her sabah. Gerçekten mi? Tabii ki hayır. Nasıl atladı ama? Kadınlık uzmanıyım da. Yavrum, Ceyhun çok yorgun, bitkin, uyusun, elleşmeyelim dedik biz. Söze atacak galiba. Kız. Herkesin yanında her şeyi anlatma demedim mi ben sana? Bu işte nişandır, düğündür, gerginler biraz. Azıcık araları limon yani. Tabii bu. Dayıları yüzünden mutlaka. Ne dayısı ayol? Dayıları gitti ki onların. Toptancı yüz... Ne olmuş dayıları? Şeriban teyze sen bilmiyor musun? Bunların dayıları hırsız çıktı. Ha! Aa tabii. Hem de vukuatlı. Yok artık! Esra, ne yapıyorsun kızım ya? Sen niye annemin hayatına emniyet işlerini sokuyorsun? Bilmiyor musun Ozan'dan aksiyon sever? Ceyhun, ne diyor? Bunların dodogilleri hırsız mıymış oğlum? Of, annem bilmiyorum. Bakacağız işte, bakacağız. Ben sana anlatacağım her şeyi, tamam mı? Merak etme. Asıl hırsız Kandemir. Ne? Nasıl ya? Onda mı vukuat var? Ya, kalbimi çaldı. Maşuka, sen nereden öğreniyorsun böyle esprileri ya? Bu Nevizadegillerden mi? Kötüydü değil mi? Çok. Kuzum, sen iyi misin? Aldın mı uykunu yavrum? Kim hırlı, kim hırsız bize söyle. Ben meraktan çatlıyorum Ceyhun. Annem bilmiyorum ama bundan kimseye bahsetmiyoruz. Tamam mı kuzum? Hadi. Allah! Kız ahretlik. Yeni duydum anacığım. Hemen geldim. Ne duydun Fatma? Ay, Derya evliymiş. Kocası dayanmış kapıya. Ay, hala görüşüyorlarmış. Çocukları da varmış 3 yaşında bir tane. Hadi Fatma teyze, görüşürüz. Fatma, ben demiyor mu sana şu mahallenin pis dedikoducularına inanma diye? Kıybetçi onlar, kıybetçi. Şişt, geliyorlar. Ceyhun çıktı arkadaşlar. Sımılay, herkes sımılay. Good morning Ceyhun. Ceyhun günaydın. Günaydın Ceyhun karşım, günaydın amirem. Amirimiz ilgi mi istiyor? Hemen verelim. Bilgi mi istiyor? Hemen verelim. 6 tane Nevizade, emrinize amade. Allah Allah! Günaydın dedik be! Ulan sizin yüzünüzden düştüğüm duruma bak be, bu yaşta. Ben ne diyeyim abi, vallahi bilemiyorum. Yüzümüze bile bakmadı ya. Vallahi Hayati abi bile bizden daha çok seviyor abi şu anda. O zaman Hayati kaymış canım onun, bize ne? Hadi. Oo Nevizadeler, bakıyorum küstürmüşsünüz damadı. Küstüm çiçeği gibi kapatmış kendini Ceyhun. Küstüm çiçeği öyledir. Çok naiftir, çok kırılgandır, alıngandır, çabuk kırılır. Mesela şöyle elinle bir dokandın mı hemen kapatır kendini yaprakları. Sonra açar, aa bu senin başta hoşuna gider. Bir daha şöyle dokanırsın, kendini kapatır böyle. Naz niyaz filan derken tam açtığı anda bir daha dokunursun, tekrar küstürürsün. Böyle devam eder, en sonunda çiçeğin burasına gelir. Der ki ben sana küstüm arkadaş, solar gider bir daha açmaz. Onun için diyorum ki yani bu ölümlü dünyada... Kimseyi küstürmeyin çocuklar. Yok öyle bir şey Servet abi. Küser miyiz biz Ceyhun'a hiç? Bir laf daha vardır hani derler ya... Etme cahille muhabbet küstürürsün... Silme poponu cam kırıklarıyla kestirirsin. En iyisi tuvalet kağıdı Kandemir yavrum. Eyvallah. Yalnız selam vermeyerek çok iyi yaptım bence. Yani Derya'yı bir başkasını da istiyor olması falan yuh artık. Şimdi siz Derya'yla ayrıldınız değil mi? Konumuz Derya değil Esra. Doğan. Geldiler. Biraz mesafe açılsın. Bunlar dükkana gidiyor herhalde. Göreceğiz. Aa bu arada buraya gelmeden ben müdüre uğradım. İkimizin otursuzlarını takip edeceğini söyledim. İnşallah yemiştir. Ya yedi gibi. İşte uğrarız ama ya zaten. Hadi Doğan neredeysen çık ortaya ya. Yuh Fatma, yuh. Kız şapur şupur yiyorsun. İki laf anlatacağım şurada, derdimi anlatacağım. Tutamadın yine boğazını. Kız diyetteyim zaten. Nasıl diyetmiş o? Geldiğinde çorba içtin, beyaz peynir kavun devam ediyor. Nasıl diyet o? Ben çabuk kilo vereyim diye 3 diyete aynı anda başladım anacığım. Oha çüş yani. 3 diyete aynı anda mı? Yani 5 öğü arasında 15 öğü ara mı? Sen dukan diyeti yapsan ne yapacaksın? Bir danayı devireceksin herhalde. Bak diyette niyet önemli. Senin zayıflamaya niyetin yok. Taktınız gene benim kiloma ya. Hani sen Nevizade'leri anlatıyordun. Devam etsene. Ay kız şeytan kaçmış bunların içine. Ay görsen bir terbiyesizlik, bir ahlaksızlık, bir görgüsüzlük anlatamam. Biz istedikten sonra toptancıyı çağırmışlar görücü diye. Kız toptancıyı niye çağırmışlar? Mal alacaklarmış Fatma. Mal alacaklarmış çağırmışlar toptancıyı. Toptancı da elinde çiçekle çikolatayla gelmiş. Ben anlatıyorum 2 saattir görücü diye toptancıyı çağırmışlar. Ya deme kız. Talibi o muymuş? Ayıp ama ya artık. Uf, yengem abartıyor ya. Kandi öyle bir şey yapmaz. Ay ne abartacağım canım, bunun abartması mı var? Bize kızı verdikten sonra toptancıyı da sıraya sokmuşlar. Anlamıyorum ki hem Ceyhun'u hem toptancıya mı verecekler Derya'yı? Şeriban, sen kendi kulaklarını duydun mu ki? Yok kulağımla duymadım. Ceyhun söyledi. Çocuk görmüş işte, adam görücü niyetine dayanmış kapıya. Toptancı diyorum, toptancı Fatma. Aa, anlamıyor, bakıyor öyle. Yenge, ben gideyim Kandemir'e doğrusunu araştırayım mı? Yani bak, Kandemir öyle bir şey yapmaz. Böyle insan ona bakınca, onun bıyıklarına bakınca böyle köpüklü ayran olmak istiyor. Ay Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Biz Kandemir Bey'i ayaklarını yıkatabilecek bir şahsiyet olarak da düşünmedik. Ama gördük bak kızlarını ayaklarını yıkatıyor. Bir de ovdura ovdura yıkatıyor ayaklarını. Ayak kokuyor belki kız. Nereden bileceksin? Kokmuyor. Bence var ya Şehriban, Maşuk'a gidip bir sorsun anacığım. İçinizde kalmasın. Bizim işimiz zaten bu yarım akıllıya kaldıysa vay halimize de. Üf, bilmiyorum. Hadi yenge. Ben gideyim bir sorayım ya, hallederim bu işi. Senin diyetin ara öğünü ne o 3. diyetin? Izgara tavuk. Fatma git evinde yap diyetini. Biz gidiyoruz. Ay! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 2 yaka, 2 kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?